Sırbistan çıkışı. En az 3 kilometre. En az fazlası vardır, eksiği yoktur. Bir 5 kilometre de arka tarafta var. Vesselam. Bu Sırbistan çıkışına gelenlere, aşağı yukarı yeni gelenlere aşağı yukarı 7-8 kilometre şey bekliyor. Trafik bekliyor. Allah kolaylık versin. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Levent Berlin'den. Ben şu anda Sırp-Bulgar sınırındayım. Yaklaşık 40-50 araba var önümde. Ama hızlı ilerliyor. Herhalde yarım saat 45 dakika kadar geçeriz. Herkese hayırlı yolculuklar. İyi akşamlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün 14 Temmuz. Şu anda Bulgar Türkiye sınır kapısındayım. Yaklaşık 8 araba var. Herhalde 10-15 dakikaya kadar geçerim. Çok hızlı ilerliyor. Herkese hayırlı yolculuklar. Kendinize iyi bakın. Kısa salim varmayı nasip eylesin. Tabii ki Berlin'den Levent. Doldu, daha da doldu. Sırp çıkış, Bulgar giriş, yoğun. Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Temmuz 2022. Saat tam olarak 9. Şu anda Sırbistan giriş gümrüğünde bulunmaktayız. Hırvatistan çıkışı gayet rahat geçti. Ortalama yarım saat. Fakat Sırbistan girişi biraz daha sıkıntılı, biraz daha uzun sürüyor. Malum hesap olunca herkes yeniden yola çıkıyor. Yollar gayet güzel, gayet rahat. Gümrükler daha yeni başladığımız için pek bir şey diyemeyeceğim. Şu anlık iyi. Rabbim herkesin yolunu açık etsin. İyi günler. Dresden'de şu an stau var. Çekiğine 10 kilometre kala yollar tıkalı. Herkesin bilgisine. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dresden yolundayız. Çok trafik var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar. Sırp gümrüğüne yaklaştım. Biraz sonra Sırp gümrüğüne gireceğim. Sadece tırlar var sıra olarak. Ben de yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bakalım önümüzdeki sıra nasıl olacak. Bayağı bir kalabalığa da benziyor yani. Var bayağı bir yoğunluk var gümrükte. Bayağı bir yoğunluk var arkadaşlar. Ama herhalde inşallah fazla sürmez. Zaten burası her zaman aynı olduğu gibi çile bülbülüm, çile hesabında insanları çile çektirmekle birebirler. Sırplar da, Bulgarlar da aynı. Neyse ben şuradan şuraya gireyim. Oldu, görüşürüz. A3 Köln'de şu an biraz trafik sıkışık. Galiba bir kaza olmuş ileride. Herkesin bilgisine. Herkese iyi günler, iyi yolculuklar. Bugün 14 Haziran 2022. Saatlerimiz şu an 11.30. Sabah Bremen'den çıkmıştık. Halle bölgesinde yaklaşık bir 15 dakikalık trafik vardı. Şu an ise Dresden'e 20 kilometremiz var ama 20 kilometrelik bir kuyruktayız. Bir trafik sıkışıklığı var.
A14 otobanının üzerinde bulunan arkadaşların Dresden'e 20 kilometre kalan başlayan bir trafik kuyruğu var. Ve bu kuyruk da Dresden'in içine kadar sürmektedir. Herkese hayırlı yolculuklar. Selam İzin Yolu ailesi. Bugün 14 Temmuz saat 12.35. Sırbistan girişi yapıyoruz. Şu an Tompa kapısındayız. Yaklaşık bir 500 metre kuyruk var. Arkamızda da 3-4 tane araç var. Burası yoğun değil. Hızlı ilerliyor. Herkesin yolu açık olsun. Biz Sırbistan'a giriş yapacağımız için telefonlar kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Nürnberg'e 80 kilometre kala. Yoğun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çek'teyiz. Slovenya'ya yaklaştık. Bir kaza olmuş galiba. Bir 15 dakikadır trafikteyiz. Haberiniz olsun. Volkan ne olmuş ama? Ama ben bak yoldan çıkmış. Oo. Evet arkadaşlar, büyük bir kaza haberi. Novi Sad'dan Belgrad'a doğru giden paralı otobanda bir tır devrilmiş. Biz şimdi yaklaşık bir 5 kilometredir geliyoruz. Trafik durmuş felç halde ve gördüğünüz gibi karşı şerit komple tıkalı. Daha ne kadar sürecek bilmiyorum. O yola girmeme ihtimali olan arkadaşlar varsa bir şekilde navilerinden hemen başka bir istikamete yönelsinler. Çünkü dediğim gibi şu an belki 6-7 kilometre oldu. Hala devam ediyor. Çok büyük bir kaza. Evet, 14 Temmuz saat 17. Şu an Röske. Kameralara aldanmayın. Kamerada boş gözüküyordu. Evet. Değil mi? Şu aynı zamanda Röske. Size de teşekkür ederiz gruptaki arkadaşlar. Size o kadar sorduk. Kimse bize bilgi vermedi ama biz sizin gibi yapmayacağız. Evet. Bilgi veriyoruz. Röske dolu. Röske'ye gelmeyin. Kamerada boş gözüküyor. Evet arkadaşlar. An itibariyle Sırbistan'dan Macaristan'a giriş. Röske 2 kapısı. Ben 4.'üm. Burası bomboş. An itibariyle şu an girdik. Türkiye ile Bulgar arası. Yaklaşık 30-40 araç herhalde her sırada. Ama ilerliyor, hızlı ilerliyor. Biz buraya kadar geldik. Karısı geride kalan bütün kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. An itibariyle istikamet Frankfurt, durum bu. Arkadaşlar merhaba. Şu an Prag'tayız, Çekya'da. Burada Benzina diye bir benzin istasyonu var. İçinde duş bile alınıyor yani. Ücretsiz. Herkese tavsiye ederim. Şu an istikamet Kapıkule. An itibarıyla Sırbistan çıkışında sıra bu kadar. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir sıra var. 6'yı 10 geçe girdik. Bakalım kaçta çıkacağız. Evet arkadaşlar, Röske 2 kapısı Sırbistan giriş.
epey yoğun. Çok yavaş çalışıyorlar. 50 araç var galiba. Daha da gidiyor. Dur bakalım. 50 52 60 vereceğim. Arkadaşlar bu ne yağmur ya? İnanılmaz bir yağmur, inanılmaz bir hava. Çek Cumhuriyeti'nden benzin doldurduk bir depo. Yaklaşık 43 litre falan. 94 euro tuttu. Valla şu an videoda daha net görüyorum. Galiba arabayı videoyla süreceğim. Önümü göremiyorum ya. Bu ne ya? Gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi değil ha valla. Videoda şu an yağmur görünmüyor ama normal olarak önümü göremiyorum. Sırbistan sınırından çıkıyoruz. Tam 1 saat 10 dakika sürdü. Ondan sonra da Bulgar'a gireceğiz. Hayırlısı bilgi vereyim dedim. Abiler, Röske sınırı bir 15-20 dakika zamanınızı alır. Yani fazla yoğun değil. İdare eder. Evet değerli izin yolu takipçileri, yani 5-10-15 dakikamızı almayacak bile burası. Hiç tompadan gitmeye, girmeye değmez. İyi akşamlar arkadaşlar. Burası Tompa. O kadar fazla kalabalık değil ve gerçekten iyi seri ilerliyor yani. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Herkese iyi akşamlar. Burası Röske. Fazla bir yoğunluk yok. Sıralar da çabuk ilerliyor. Arkada da bir şey yok. Daha yeni yeni gelenler var. Durum böyle. Herkese hayırlı yolculuklar dileriz. Evet. Böyle Kapıkule. Fazla yoğunluk yok. Merhaba arkadaşlar. İyi geceler herkese. Şu an saat 4. Biz Röske'ye 5 dakika önce girdik. Yani durum bu. Arkadaşlar sıra çabuk ilerliyor yani. Kalabalık, yoğunluk var ama gördüğünüz gibi yani 5 dakika içinde neredeyse kontrole giriyoruz. Evet arkadaşlar, burası Macaristan Sırbistan'a giriş. Gördüğünüz gibi ama o kadar da şey değil. Kötü olduğuna bakmayın. Önünüzde girdiğiniz zaman yaklaşık bir 20 tane araba oluyor. Genellikle hep sağa doğru kaçın ki Macaristan'dan Sırbistan'a girerken orası her zaman daha az oluyor. Röske Macaristan Sırbistan girişi.
arkadaşlar. Saat 4.10 geçiyor. Hırvatistan, Sırbistan girişindeyiz. Çok yoğunluk var. 15 dakikalık ve daha hala gelmedik. Çok kalabalığız. Selam arkadaşlar. Sırbistan'dan Bulgaristan'a girerken Kalotina'da sıra var. Şu an için hareket yok. Ortalama her sırada bir 30 araç falan var. Gitgide sıra arkaya doğru uzuyor. Şu anki durum bu. Bekliyoruz. Hareket yok. Ben yeni geldim ama bakalım ne kadar sürecek. Sevgili İzin Yolu takipçileri ve adminleri, bundan 3 hafta öncesinde paylaştığım videoya bayağı bir eleştiri aldım. Ben Almanya'dan yola çıkan bir şahıs olarak ve pasaportunu 4. ayda yenilemiş, evet Aufenthalt sitelini yenileyememiş birisi olarak. Malumunuz randevu almak bir hayli zor. Şu anda bilene Ağustos'un sonuna kadar randevu termin yok. Bunu bilerek ben yola çıktım. Evet, ama Bulgaristan'a herkes farklı konuşmuştu. Ben bu riski göze alaraktan gittim. Bulgaristan'dan geçemedim. İyi ki izin yolu ekibiyle irtibata geçtim. Onların tavsiyesi üzere Yunanistan'dan geçişimi sağladım. Sorunsuz bir şekilde. Tabii ki yorumları okudum ve bunun geri dönüşün olduğunu birçoğu yazmış. Türlü türlü eleştiriler gelmiş. Sıkıntı değil. Ve ben şu anda geri dönüş yolundayım. Yine aynı İpsala Yunanistan üzeri geçtim. Sıkıntı sorun yaşamadım. Ve bunu belirtiyorum, üstüne basıyorum tekrar. Ben Almanya'dan çıktım. Hani Fransa, İtalya neresi olursa olsun onları bağlamayan bir sebep. Sorun. Her yolcuya hayırlı yolculuklar dilerim. Tekrar buradan izin yolu ekibine sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. İyi ki varsınız. Başarılarınızın devamını dilerim. Bulgar'a giriş gördüğünüz gibi Bulgarlar hiç ilerletmiyor. Arabalar yığıldı. Sırbistan tarafından gelen araçlara da kapattılar şu an. Almıyorlar içeri. Çünkü artık buraya araba sığmıyor. Merhaba arkadaşlar. Roske sınır kapısı durmuş, hiç ilerlemiyor ya. Bayağı bir sıkıntılı. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Hiç hareket bile etmedik. Arkadaşlar, Roske sınır kapısı. Bir saattir bekliyoruz. Çok yavaş ilerliyor. 15 Temmuz saat 9.20 Tompa gümrük kapısı, Macaristan Sırbistan giriş. Böyle gözüküyor, full dolu. Arkası da komple dolu. Yani kameralardaki gözüktüğü gibi değil. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Günaydın izin yolu ailesi. Şu an Röske köy girişindeyiz. Gördüğünüz gibi gümrük full. Saat 8.30'da girdik biz bu kuyruğa. Yaklaşık 600 metre ilerledik. Bir 600 metre daha önümüzde var. Yalnız otoban girişi de full. Aldığımız bilgilere göre de Tompa da full. Sebebi ne bilmiyoruz şu an. Ama bekliyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhabalar herkese, yolculuklar. Tarih 15 Temmuz saat 10.30 civarları, 10 civarları. Macaristan çıkış, Sırbistan giriş, Tombo. Sanırım daha sapağı göremiyorum. Arkada da birikiyor. Arkada kırık birikiyor. Yaklaşık 40 dakika falan sürer gibi ama Google'da zaten yaklaşık 20 dakika civarı gösteriyor sırayı. Yavaş yavaş ilerliyor. Bir kaza var sanırım, tam bilemediğim şekilde. Durum böyle. Arkadaşlar merhaba. Burası Roske sınır kapısı. Önümüzde şu an 10 tane araba var. Ama arkamızda abartısız 1000 tane araç olabilir. Vallahi bizler saat 8'den beri bekliyoruz. 3 saat bekledik. Bilmiyorum daha ne kadar bekleriz. Araba yavaş ilerliyor arabalar.
Arkadaşlar, Röske Horgos sınır kapısı. Yaklaşık 4 saattir bekliyoruz. Önümüzde bir 9 araba, 10 araba var. Ama arkamızda sanırım bir 10 bin araba vardır. Allah herkese sabırlar versin. 10 bin diye salladım ama galiba 2 kilometre. Merhaba İzin Yolu takipçileri. Şu an Slovenya çıkış, Hırvatistan giriş. Önümüzdeki yaklaşık herhalde bir 30-40 araba falan var. Slovenya çıkışta bir şey bakmadılar ama Hırvatistan girişte bakıyorlar gibi. Tam 13.05'te buraya geldim. Bakalım kaç dakikada çıkacağız. Haberdar edeceğim bekleme süresini. Yani 60-70 araba olduğunu düşünüyorum. Tekrar size döneceğim. Macar'ı çıktık. Sırp arasının, Sırp'a girmeden bekliyoruz. Dolu. Macar'ın gümrüğe ne kadar dolu ara. Ne kadar bekleyeceğiz bilmiyoruz. Evet, izin yolu yolcuları, 6 saat beklemekten sonra sonunda kapıya geldik. Burası Röske Horgos köy girişi. Diğer yerler artık nasıl? Allah hepimizin yolunu açık etsin. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar, biz Sırbistan sınırına girdik. Yani Macar'dan çıktık, Sırbistan'a girdik. İlk gişeden bir kart aldık. Otobana girmek için para ödemedik. Normal mi? Yani para mı ödeyeceğiz mesela? O kartı ne yapacağız? Bilgisi olan yazabilir mi? Herkese iyi günler, iyi yolculuklar. Biz 2 saat önce Macaristan'ın Familia Oteli'nden çıktık. Romanya üzerinden İstanbul'a gitmek için. Şunu belirtmek isterim. Romanya sınırı Familia Otel'den yaklaşık bir 30 kilometre uzaklıkta. Sınıra yetişmeden bir kilometre önce kuyruk başlıyor. Kuyrukta yaklaşık 1,5 saat kalıyorsunuz. Maalesef bütün arabaları pasaport kontrolü yapıyorlar. Eşya, bagaj indirme olayı pek yok. Ama 1,5 saatlik bir bekleme zamanı var. Herkese hayırlı yolculuklar, yollarınız açık olsun. Sevgili gurbetçiler, şu an Macaristan'dayız. Sırbistan sınırına geçmek istiyoruz. Bugün 15 Temmuz, saat 15.50. Dala sınır kapısı burası. Size konumu atacağım. Tercih eden buraya gelebilir. İki sıra. Ve
Önümüzde belki 10 araba var. Yani boş diyebiliriz. Yani Röske kapısına, Tompa kapısına göre iyi bir alternatif. Size konumu atıyorum. Hayırlı yolculuklar. Baylar bayanlar, an itibari Torgos gümrüğü bayağı iyi yürüyor. Şu an ortada bir yerdeyiz. Aşağı yukarı 15-20 dakika bekledik. Bu da arkamızda bekleyen araçlar. Tahminim 45 dakikaya toplam geçmiş oluruz. Merhaba arkadaşlar. Ben bizim başımıza gelen bir olayı aktarmak istiyorum size. İnşallah sizin için de bir yol gösteren bir olay olur. Biz cumartesi akşamı saat 5.30-6 gibi Hollanda Horinchem şehrinden yola çıktık. Makedonya'ya kadar her şey çok güzeldi. Yollar sakindi, günlükler sakindi. Pazartesi sabahı saat 6 gibi dinlendikten sonra biz tekrar hareket ettik. Arabamız arıza verdi. Araba arıza verince zor bela, güç bela sağa çektik. 500 metre, 1 kilometre gidemedik bile. Arıza verdikten sonra tekrar araba çalışmayınca da panik halinde, tabii izin yoluna mı yönelsek yoksa Hollanda yol yardımına mı yönelsek diye bir tereddüt yaşadık bir anlık. Ondan sonra ne hikmetse Hollanda yol yardımına yöneldik. Arabamızı çektiler oradan, bir garaja götürdüler. Dillerini dişlerini doğrusunu anlamıyoruz. İngilizce bilmiyorlar. Onlar bizi anlamıyor, biz onları anlamıyoruz. Pazartesi oldu bu olay, bugün Cuma. Günlerdir parça bekleniyor. Günlerdir bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bundan iki gün önce sanırım çarşamba günüydü. Yine dedim izin yolundan yardım isteyeceğim. Olmayacak böyle. İzin yolunda Mesut Bey'le, Mesut abiyle kontağa geçtik. O bize sağ olsun, Allah razı olsun, gerçekten minnettarım. Üsküp'te Türkçe bilen bir kardeşimizle tanıştırdı, kontağı geçirdi. O kardeşimiz bize çok çok yardımcı oldu. Gerçekten sürekli arıyoruz, ediyoruz. Bize bir şeylere aktarıyor, ediyor. Garajı arıyor, onlara baskı uyguluyor. Çabuk bitsin diye. Çünkü çoluk çocuk gerçekten perişanlıktan başka bir şey değil. Şükür tabii ki halimize kaza bela gelmedi en azından. Araba bozulabilir. Sıla yolu bu yani. Sonuçta her şey olabilir. Bugün yarın arabamız bitecek. Parçalar da bulundu. Ama gerçekten çok büyük bir çaresizlik içinde hissediyor insan kendini. Ama yani benim tavsiyem düzgün anlatabilmişimdir. Umarım anlaşılır şekilde. Benim tavsiyem eğer yolda kalırsanız ya da buna benzer bir olay olursa mutlaka ilk başta direkt izin yoluyla iltibata geçin. ADS'ymiş yoksa yok Hollanda'daki ANWB'ymiş bunların hiçbiri bir şeye yaramıyor. En yüksek paketi de yapsanız hiçbir şeye yaramıyor. Çünkü bizim 21 günlük kiralık araç hakkımız var. 48 saati geçtiği için, araba yapılamadığı için. Onu bile ayarlayamadılar. Dönüş yapmadılar. Ben bilmiyorum. Demek istediğim mutlaka her zaman izin yoluyla iltibata geçin. Ben gerçekten bunu tecrübe edindim. Hiçbir zaman da ANWB ile artık bu tarz durumlarda yani iltibata geçmem. Çünkü gerçekten çok mağdur ediyorlar insanı. Şimdi bazıları diyecektir hani ANWB'yi mi karalıyorsun? Hayır karalamıyorum. Çünkü Hollanda içinde evet çok çok işimize yarıyor ama yurt dışında maalesef pek bir şey göremedim ben yani. Bir tek aracı çektiler. Onu biz kendimiz de çektirebilirdik. Kendimiz ödeyerek. Onun dışında maalesef çok ilgisizler, alakasızlar. Yani herhangi bir garaja çektiriyorlar. Ama izin yolu gerçekten bu durumda bile siz bizi aramadınız, ilk başta onları aradınız da diyebilirlerdi. Öyle bir şey demediler ve gene canla başla bize yardımcı olmaya çalıştılar ve gerçekten de oldular. Allah razı olsun. Gerçekten çok minnettarız. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin. Ama diğer arkadaşların da aklında bulunsun. Yola çıkanların direkt izin yolu. Direkt. Çünkü her yerle bağlantıları var ve bir şekilde mutlaka yardımcı oluyorlar yani.
Arkadaşlar şu anda Tompa'nın son hali. Bayağı bir sıra var. Şurası da arkası işte. Arkadaşlar herkese iyi günler, iyi yolculuklar. Biz Macaristan'dan sonra Romanya, Bukreş, oradan Bulgaristan'ı takip edip gideceğiz. Yalnız Macaristan'dan Romanya'ya girerken 1 kilometrelik bir trafik vardı Gümrük Birliği'nde yaklaşık bundan 5 saat önce. Romanya içerisinde maalesef otoban baştan başa yok. Otoban olan da var, çevre ve köy yolları olan da var. Arda diye bir şehir var Romanya'nın. Sınırdan Arda şehrine kadar otobandır. Arda şehrinden Hunedoara şehrine kadar köy yollarıdır ya da çevre yolu dediğimiz yerdir. Ondan sonra bir 10 kilometre daha otoban var. Otoban bittikten sonra tekrar çevre yoluna giriyorsunuz. Sibui yolu, Bukreş'e giden istikamet. Maalesef orada şu an yaklaşık bir 13 kilometrelik bir kuyruk oluşmuş durumda. Ama çok güzel bir yol, keyifli bir yol. Yola çıkarken hareket edince morallı çıkın, sevinçli çıkın. Yollar mutlaka bir şekilde biter. Herkese hayırlı yolculuklar, yollarınız açık olsun, keyfiniz bol olsun. Merhaba, Hırvatistan'a giriş yaptık. Kapıda 15 dakika falan bekledik. Pasaport kontrolü yapıldı ve geçildi. Sıra çoktu ama hızlı ilerledi, 15 dakikada geçtik. Herkese iyi yolculuklar. Evet, Sırbistan'a giriş yaptık. 52 geçe gelmiştik. Şu an 17.13, yaklaşık 21 dakikada. Kapıdan geçtik. Yine yoğun gibi gözüküyordu ama hızlı ilerledi. Yaklaşık 30 arabayı 25 dakikada geçtik. Herkese iyi yolculuklar. Evet, şu an Hırvatistan'dan çıkış yaptık. Sırbistan'a giriş yapıyoruz. Kapı çok yoğun değil gözüküyor. En azından korktuğum kadar değil. Daha fazla yoğunluk bekliyorduk. Bakalım. Saat şu an 16.52. Bakalım kaç dakikada geçiş yapacağız. Arkadaşlar şimdi Bulgar'ın çıkışındayız. Gördüğünüz gibi çok fazla araba yok. İnşallah Türkiye'nin girişinde de ileride yoktur. Ama burası rahat görünüyor. Çok fazla sürmez sanıyorum ki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 15 dakika bile olmadan Bulgar'dan çıktık. Şimdi Türkiye'mize giriyoruz inşallah. Burası da gördüğünüz gibi hiçbir yoğunluk yok. Sadece birkaç tane araba var. Allah'ım herkese yaşatsın inşallah. Sırbistan'ı acilen Avrupa'ya sokmamız gerekiyor. Vallahi el birliğiyle Sırbistan'ı Avrupa Birliği'ne sokmalıyız. Bu sınır çilesi geçsin. Bu da Sırbistan'dan çıkış, Bulgaristan'a giriş kapısı. Bayağı bir zor. Sırbistan çıkışı. En az 3 kilometre. En az, fazlası vardır, eksiği yoktur. Bir 5 kilometre de arka tarafta var. Vesselam. Bu Bulgar Sırbistan çıkışına gelenlere, aşağı yukarı yeni gelenlere aşağı yukarı 7-8 kilometre şey bekliyor. Trafik bekliyor. Allah kolaylık versin.
İyi akşamlar izliyorlu arkadaşlar. Hırvatistan'dan çıktık. Sırbistan'a giriş yapmak üzereyiz. Şu an gördüğünüz gibi Sırbistan'ın giriş kapısı ve yoğunluk durumu. Şöyle bir video ile size göstermek istedim, bilginiz olsun diye. Şu an Avusturya sınırındayız. Hohenheim'a doğru yaklaşık 20 dakikadan beri yavaş yavaş ilerliyoruz. Burası biraz kalabalık, haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, şu an Hırvatistan'dan Sırbistan'a gireceğiz. Tornik kapısından Sırbistan'a giriş yapacağım. Çok yakın aslında bu kapıyla ana, Hırvatistan'dan Sırbistan'a ana kapıdan bir 30 kilometre bir fark ediyor. Şöyle yola bakarsan yol boş. Birazdan, bir 20 dakika sonra kapıda olurum. Büyük bir ihtimal kapıda da kimse yoktur. Eğer araba yoksa 2-3 dakikada Sırbistan'a geçmiş olacağım buradan. Hırvatistan'dan Sırbistan'a. Evet arkadaşlar, Hırvatistan Sırbistan kapısına geldim. Tovarnik kapısı. Şu an sadece bir tane araba gözüküyor. Yani arkadaşları bu tarafa yönlenmesini isterim. Şu an boş. Sadece bir tane araba gözüküyor. Geçiş süresi 2 dakika. Arkadaşlar burası Tornik kapısı. Tovarnik. Hırvatistan, Sırbistan girişi. Bak sadece 3 araba var önümüzde. Tovarnik kapısı. Hırvatistan, Sırbistan kapısı. Normal ana kapıdan sadece 15 dakika fazla yol yapıyorsun. 17 kilometre ekstra yol yapıyorsun ama bu... Merhaba arkadaşlar, şu an Slovenya'dayız. Yolculuğumuz Wiesbaden, Mainz tarafında başladı. Çok şükür tertemiz geldik. Burayı tercih ettik. Buraya kadar çok güzel geldik. Şu an burada bir inşaat çalışması var 2-3 kilometre bildiğim kadarıyla. Ondan sonra inşallah yollar açılacak buradan Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Allah nasip ederse vatan topraklarımıza varacağız Allah'ın izniyle. Hepinize saygılar, sevgiler. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Bulgaristan çıkış, Türkiye giriş Kapıkule'deyim. Herkese hayırlı yolculuklar. Herkese teşekkürler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı yolculuklar. Biz Slovenya'dan Hırvatistan'a girdik. Ve bayağı yağmur var. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Günaydın arkadaşlar. Durum bu. 20 kişi araç alıyorlar. Die Verkehrsbehinderungen auf ihrer Strecke sind jetzt bei 2 Stunden. Merhaba İzin Yolu ailesi. Şu an Sırbistan çıkış kapısı. Peyajdan sonraki tünel kapalı. Bilginize. Alternatif yol var. Peyajdan sonra sağa çıkarsanız alternatif yoldan buraya bağlanıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda Röşke kapısı.
Evet, şu an Sırbistan çıkış Makedonya giriş kapısındayız. Çok fazla yoğunluk var. Çok fazla kalabalık var. En az bir saat buradayız muhtemelen. Selamun aleyküm. Şu anda bu levhanın önündeyiz. Yeni geldik. Sınırı aşağı yukarı kaç kilometre çıtağı var? Bilgisi olan var mı? An itibariyle Bulgaristan çıkış Kapıkule giriş peronlarındayız. 7-8 tane kapı açık. Yoğunluk var. Bakalım ne kadar sürecek. Bekliyoruz. Anlık Bulgar çıkışı. Yoğunluk devam ediyor. Arkadaşlar, Magdeburg yönünde A2 bayağı kalabalık. Şu an navigasyon 16 dakika gecikmeli gidiyorsunuz diye bildiri de bulundu ona göre. Selam arkadaşlar. Berlin'den Çekoslovakya'ya giderken Chemnitz Dresden çıkışı biraz oldu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Macaristan Sırbistan kapısında çok büyük ştav var. Gördüğünüz gibi 45 dakika en az bekleme süresi. Hırvatistan Sırbistan gümrüğü berbat. Saat 12.10. Başka yerden gelebilirsen başka yerden gidin. Şimdilik bir saat diyor ama her yol dolu. Merhaba, şu an Yunanistan'a girdim Kuzey Makedonya'dan. Kuzey Makedonya girişi çok doluydu. Orada bayağı bir zaman kaybettik. 1,5 saat kadar bekledik. Daha sonra Makedonya'ya geçtik. Yunanistan sınırında da 15 dakika kaybettik. Şimdi Yunanistan'dan İfsana'ya doğru yoldayız. Burası biraz sakin gözüküyor. Herkese iyi yolculuklar. Merhaba canım arkadaşlar. Selamünaleyküm dostlar. Şu an Macar'dayız. Sırba karşı ilerliyoruz. Buralarda şu anda file var. Yollar bayağı kalabalık. Ama şu anda durmuyor. İnşallah akıllı bir şekilde gidiyor. Sırbistan girişteki durumdan haberdar olan arkadaşlar varsa bildirirse seviniriz. Herkese iyi yolculuklar. Bir şerit araba, bir şerit tır, otobüs. Merhaba, tekrardan size bir canlı yayın yapayım. Sırbistan, Makedonya sınırı. Evet, bir yoğunluk vardı bayağı ama iyi olan tarafı da bu yoğunluk hareket halinde. Yani çok öyle durulmuyor, yani böyle kontaklar falan kapatılmıyor ve bir şekilde hareket ediyor. Yani biz de kaç dakikadır bu trafikteyiz? 5-10 dakika olmadı. Benim sanırsam yani benim anladığım kadar en fazla sürece 1-2 saattir şu trafik. Bestin'de kapısını zaten şu an en sonunda görebiliyoruz.
görebildiğiniz en uç noktada olan yer sınır kapısı. Trafik bu şekilde. Yani gelmek isteyenler, Yunanistan üzeri gitmek istemeyen Makedonya'dan. Trafik şu şekilde. Şu ana kadar herhangi bir trafiğe girmedik. Girmedik yani. Sadece girdiğimiz tek trafik burası. Burası da benim tahminimce 1-2 saat ancak sürecek diye düşünüyorum. Çünkü hareket halinde olduğu için. Tekrardan ne kadar sürdüğünü en sonunda gene bir canlı yayın yapacağım. Bilgilendirmek için sürü ne kadar beklediğimi. Bunu da tekrardan bir bilgilendirme amaçlı yaptım sizin için. Bilginiz olsun diye. Çok teşekkür ederim. Baran abiye özellikle çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Arabamızı getirdi. Ne gereğini yaptırdı. Allah razı olsun kendisinden. Evet, izin yolu olarak tüm gurbetçilerimizin yanındayız. Sadece Almanya'da değil. Burası Almanya. Şu an Almanya'da Ludwigshafen kentindeyiz. Abimiz İngiltere'den yola çıkmış. Arabasında direksiyonda bir problem vardı. Bana baktılar. Allah razı olsun. Kendisi bana geldi, evimin önüne geldi. Ben oradan beraber, benim arabayla birlikte buraya geldik. Aramızda şu an bakıyoruz. İnşallah yarım saate, bir saate kadar da yola çıkacak kendileri. Dediğim gibi sadece Almanya değil, Avusturya, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye. Her yerde izin yolu. Bizler buradayız. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Selamünaleyküm. Şu anda Reichenburg, Passau istikametine doğru ilerliyorum. Yol çok kalabalık. Selamünaleyküm. İzin yolu arkadaşları. Macaristan'da hemen hemen bütün OVM'lerde çok sıra bekleniyor. O yüzden benzin, mazot alacaklar. Önceden almasını tavsiye ederim. Şu an 20 dakikadır bekliyorum. Bir türlü ilerlemiyor. Yollar güzeldi. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar şu anda Sırbistan-Bulgaristan girişindeyim. Bayağı bir yoğun. Passau'ya 50 km kalışta yine yoğunluk var. Belki kaza olmuş olabilir. Azar azar ilerliyor. Herkese merhaba İzin Yolu ailesi. Biz şimdi Herzegsamtür'e yeni geldik ve durum bu. Çok kalabalık herhalde. Bazıları geri dönüş yapıyor. Konfoya yönlendiriyorlar. Biz de tam bilmiyoruz. İlk geldiğimiz için şu an bekleyelim mi, dönelim mi tam karar veremedik. Ama ne kadar sürüyor onu da bilmiyoruz. Uzunluk yani bunun devamı var mı, kısa mı, uzun mu tam bilemedik yani. Arkadaşlar deminki videonun saati birazcık yanlıştı. Özür dilerim herkesten. Saat 17.13. 550 metre var gümrüğe. Ve seri ilerliyor yani. Şu anda memnunuz. Yani geldiğimizde 700 metreydi. 5 dakika içerisinde 200 metre gittik. Herkese hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar, Röske hiç kimseye tavsiye etmem. Şu anda stop etmiş halde. Biz pompaya yöneldik. Pompa ağır adımlarla da olsa yavaş yavaş ilerliyor. Yalnız Röske bizzat stop etmiş halde. Bilginize. Herkese hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar, an itibariyle saat 7'ye 10 var. Akşam saat 7'ye 10 var. Nişe 50-60 km var galiba. Burada bir inşaat var. Çok kalabalık. Biz 40 dakikadan beri bu konvoyun içinde kaldık. İlerliyor ama 10 km hızla ilerliyor. Ön tarafımız, arka tarafımız dolu. Akşamlar. Şimdilik Sırp çıkışı, Bulgar girişi, Kalotina gümrük kapısına 1 kilometre kuyruk var. Son benzincideyiz ve hiç yürümüyor.